Evet, bu videoda birazcık sohbet muhabbet edeceğiz, konuşacağız, birbirimizi pohpohlayacağız. Kafamda belli bir konu yok. Konudan konuya atlamayı düşünüyorum. Ulan demin şunu anlatıyordum, birdenbire nasıl buraya geçtin diye şaşırmayın videoyu izlerken. Bazen kendime çok kızıp kendimden nefret ediyorum ve sebeplerini düşündüğümde aslında pek bir şey yok. Veya var ama ben kabul etmiyorum. Acaba gerçekten bu taktığım şeyler önemli şeyler mi yoksa önemsiz şeyler mi ayırt edemiyorum. Bu hissiyat yeni olan bir şey değil bu arada. Yıllardır yaşıyorum. Belki 15-16 yaşlarımdan beri. Korkuyorum artık bir şeyleri mesela başaramamaktan, kendime verdiğim sözleri tutamamaktan. Çünkü başkalarına karşı olmasa da kendimi çok fazla hayal kırıklığına uğrattım. Videolarımda diyorum yani sizden değerli hiç kimse yok, hayatınızın merkezinde siz varsınız diye. İşte onu bir türlü başaramadım. Bazı günler başardım, bir hafta başaramadım, 3 gün başardım, 1,5 ay başaramadım. Kendi mutluluğumu başkalarının mutluluğu önüne koyamadığım için böyle bir lanet bir huyum var. Karşılığında aldığım tek şey ise koca bir hayal kırıklığı. Bunu belli bir kişiyi düşünerek söylemiyorum asla. Sadece şöyle bir düşününce hay kafama edeyim dediğim çok fazla buna benzer olay yaşadım. Yaş ilerledikçe bir de daha bir depresif olduğumu da fark ettim. Zaten günlük hayatta açık konuşmak gerekirse yine 15-16 yaşlarından beri olan bir huyum. Çok pozitif düşünebilen bir insan değilim. Kendi kendime bir lakap vermem gerekseydi kesinlikle felaket tellal olurdu. Her şeyin en negatifini düşünmek için sanki ekstra bir çaba harcıyor gibiyim ve bunun yanlış olduğunun da farkındayım. Beynimiz hem negatif hem de pozitif aynı anda maalesef düşünemiyor. Genel olarak düşünceleriniz ya sürekli negatiftir ya da pozitiftir. Ve bu hayatınızı korkunç bir şekilde etkiliyor. Bir ara hastaneye gidip şu insülin direncime de baktırmam gerekiyor. Bir süredir yoktu ama yine yemek yedikten sonra uyuyakalmaya başladım. Az veya çok yemek değil bu arada. Direkt yemek yedikten sonra uyuyakalıyorum arkadaş. Bir de o kadar gerizekalıca bir huyum var ki ya, çok fazla mükemmeliyetçi davranıyorum her konuda arkadaş. Vücudu mesela çok zayıf veya çok kilolu olan bir insan değilim. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum sadece. Ve sporu hayatımın bir parçası haline getirmek istiyorum. Getiremememin tek nedeni ne biliyor musunuz? Mükemmeliyetçilik. En iyi beslenme programı, en sağlıklı beslenme programı, en iyi antrenman programı. O kadar kusursuz olması gerekiyor ki kusursuz olmadığı zaman onu yapasım gelmiyor. Bu ne kadar gerizekalıca bir huy ya. Bu huyumdan bir türlü vazgeçemiyorum arkadaş. Halbuki %80, %90 iyi olsa, %10 kötü olsa ne olacak yani? Bu mükemmeliyetçilik o kadar kötü bir şey ki sizin hareket etmenizi de engelliyor. Mükemmel olmadığını düşündüğünüz için o yaptığınız şeyin. Birkaç gün çok sağlıklı besleniyorum diyelim, spor yapıyorum, her şey çok çok güzel gidiyor, kendimi mükemmel hissediyorum. Ondan sonra bir öğün mesela işte sağlıksız bir şey yedim diye o haftamın içine sıçıyorum. Veya bir gün bir antrenmana gitmediğimden dolayı veya antrenmanın yeterince hakkını vermediğim için ya of ya ben bir gerizekalıyım deyip mesela o haftada antrenmana gitmiyorum. Halbuki ne alakası var arkadaş, sadece bir kereliğine bozmuşsun, bunda ne var ya? Su içme meselesi, en basit örneği su ya, su su. Günde ortalama 4 litre 5 litre su içmemiz gerekiyor, öyle değil mi? Sağlıklı bir insansanız ve özellikle spor yapıyorsanız. 3-4 gün 5 gün böyle günde 4 litre 5 litre suyumu içiyorum, her şey çok çok iyi ilerliyor. Ondan sonra bir gün az su içtim diye o gün su içmeyi unutuyorum. Güne nasıl başlarsam günüm öyle geçiyor. Güne sağlıklı bir şekilde başlarsam sağlıklı bitiriyorum. Güne kötü bir şekilde başlarsam o günü komple mahvediyorum. Halbuki gün 24 saat, yani önünde daha 23 saat var, onları güzel geçirebilirsin ama yok, beynim öyle çalışmıyor. Doktor olmak istiyordum eskiden. Üniversite sınavına hazırlanırken de bu mükemmeliyetçiliğim ağzıma sıçmıştı. Atıyorum bir gün 20 tane soru çözdüm diyelim. Ertesi gün 40 tane, ertesi gün 80 tane, ertesi gün 160 tane çözeceğim diye kendime inanılmaz bir program yapmıştım. Gerçekten kusursuzdu bu arada yaptığım program ve hesaplarıma göre derece bile yapacaktım. İnanılmaz geçecekti o sınav. Ama sadece 1-2 hafta bunu yaptım ve 1-2 hafta sonra motivasyon kalmadı. Videonun başında söyledim ya işte, artık kendime verdiğim sözleri tutamamaktan çok korkuyorum diye. Benim bir YouTube kanalım var. Benim düzenli bir şekilde video atmam gerekiyor. Buna zorundayım. Ve fark ettiyseniz dostlar, son 1,5-2 yıldır ben düzenli hiçbir şey yapamıyorum. Ondan önce de düzensizdim ama bu kadar değil. Son 1 yıldır neredeyse kanala video bile atmıyorum. Son 1 haftadır atıyorum. Ve şu anda bu düzeni bozmaktan çok korkuyorum mesela. Çünkü düzen bozulursa eminim tamamen yine bozulacak. Bu izlenme sayısıyla, ne bileyim işte, abone sayısıyla falan alakalı bir şeydir. Bunlar hiçbir zaman umurumda olmadı. Siz de zaten çok iyi biliyorsunuz. Biz Türkiye'nin en çok izlenen yayıncısıydık. Yine o seviyeye çıkabiliriz. Çünkü kendime olan güvenim var. Ben nasıl videolar yaptığımın farkındayım. İnsanları nasıl etkileyebildiğimin de farkındayım. İnsanlar izlemeyi seviyorlar. 15-16 bin izleniyordu D-Live'deki canlı yayınlar. Ama ne yaptım mesela? Hiç bütün düzenimi bozdum. İçine sıçtım her şeyin. Ve gerçekten şöyle bir düşündüğümde mükemmeliyetçilik dışında herhangi bir problemim yok. Mükemmel olmasını istedim sadece her şeyin. Mükemmel olmasını isterken de gitgide bak, hayatın her alanı için geçerli bu. Her konuda daha kötüye gitti. Arkadaş seçimi için de geçerli bu. İnsanlardan inanılmaz hızlı bir şekilde
soğuyabiliyorum. Çok sevdiğim bir insan var diyelim. Bazen bir ortamda öyle bir şey söylüyor, öyle bir hareket yapıyor ki o insandan birdenbire soğuyabiliyorum. Halbuki belki %90 gayet iyi bir insan, o %10'luk kısmı kötü. Ama kafam öyle çalışmıyor işte. Bu kafama sıçayım o yüzden. Geçtiğimiz videolarda benle buluşmak isteyen çok fazla arkadaşım olduğunu, YouTuber ama buluşmak istemediğimi söylemiştim. Bunun tek bir tane sebebi var dostlar. O insandan korkuyorum. Korkuyorum derken karakterinden korkuyorum. Çünkü çok seviyorum kendisini. Ama ya videolardaki gibi değilse, ya yayınlardaki gibi değilse, ya bambaşka karakterde bir insansa. Elbette yani biz de videolardaki gibi değiliz. Yani videolardaki gibi değiliz derken ben bütün gün işte siyaset konuşan, her şeyi kafaya takan birisi değilim. Normal günlük hayatımız da var. Eğlenceli bir insanım hatta. Ama ya bambaşka bir insansa? Bundan korktuğum için buluşmadığım bir sürü insan oldu bugüne kadar. Ya sen benim videolardaki gibi aklımda kal. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorum. Böyle kal dediğim çok insan oldu. Direkt onun yüzüne karşı tabii ki söylemedim ama bahane uydurdum işte sürekli buluşmamak için. Çok kötü bir şey bu. Gerçekten çok kötü bir şey. Ve bu mükemmeliyetçiliğin gitgide beni bitirdiğinin de şu anda farkındayım. Bazen mutlu oluyorum, yemek yiyorum. Mutsuz oluyorum, yemek yiyorum. Çok sağlıksız şeyler. Dediğim gibi kilo problemi olan bir insan değilim. Sadece onun sağlıksız olduğunu ve benim vücudumdan tut psikolojime kadar her şeyime kötü geleceğinin de farkındayım ama yiyorum. Mutlu bir haber aldığımda yiyorum. Mutsuz bir haber aldığımda yiyorum. Bildiğin yeme bozukluğu aslında bu arada. Duygusal yeme bozukluğu. Bunun da farkındayım. Mesela böyle bir sıkıntımın olduğunun da farkındayım. Bunun çözümleri de basit. Ya kusursuz olacak beslenme, antrenman, her şey ya da hiç olmayacak. Hadi bunlar yine ne bileyim bir insanın alışkanlık kazanması için zor şeyler de ya arkadaş ben dizi filmde de aynısını yapıyorum. Bir filme başlıyorum. Uzun bir zamandır ilk defa dün bir filmi izledik bu arada sizde. Arabalar filmini izledik. Bu akşam da canlı yayında bir film izleyeceğiz. İlk defa bir filmi baştan sona izledim. Bir filme veya diziye başlıyorum diyelim. Film ve dizi gayet güzel bu arada. Hiçbir problem yok. Hatta örnek vereyim işte hapisten kaçışla alakalı bir diziye başladım diyelim. Dizi gayet güzel. Çok yüksek puan almış. İnsanların büyük bir çoğunluğu beğenmiş. Ben de izlerken yine aynı şekilde keyif alıyorum. Fakat daha önce Prison Break'i izlediğim için ve benim gözümde dünyanın en iyi hapishane dizisi olmasından ötürü halbuki gayet olan o diziye devam edemiyorum. Ya ne alakası var güzel kardeşim senin yeni bir hapishane dizisi izlemen için Prison Break'ten daha iyi olması mı gerekiyor? Ne alakası var ama olmuyor işte. Şu huyun boktanlığına bakar mısınız arkadaş? Bu videoyu çekmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi de yalnız olmadığımı düşünüyorum. Muhtemelen bu sorunlar sizde de var bir veya birkaçı. Varsa yorum kısmına yazar mısınız? Sizin ne gibi problemleriniz var? Benim en büyük problemim dediğim gibi mükemmeliyetçilik. Her şeyin en mükemmel olmasını istiyorum ve saçma sapan sebeplerden ötürü hem de. Başka bir sebep yok mantıklı düşününce. Yalnızlık demişken çoğu zaman kendimi aşırı şekilde yalnız da hissediyorum. Bilmiyorum bu egomdan mı kaynaklanıyor, çok mu egoistim veya bunun farkında mı değilim? Hiçbir fikrim yok ama kendimi çok yalnız da hissediyorum. Düşünün dostlar, sosyal medyada günde binlerce mesaj alan videoları aya vurduğunda 7 milyon 8 milyon izlenen bir YouTube kanalıyız. Yüz binlerce takipçisi olan bir insan olarak kendimi yalnız hissediyorum. Bundan daha iğrenç bir hissiyat olamaz kalabalığın içinde kendini yalnız hissetmekten. Bu hissiyatı yaşamak için tabii ki değil de YouTuber olmanıza gerek yok. Çevreniz çok kalabalıktır ama yalnız hissediyorsunuzdur. Aynı mantık işte. Ben de yani şöyle bir baktığımda Kuşadası'nda tanımadığım insan yok arkadaş. Herkesi tanıyorum. Onlar da beni tanıyorlar. Ama yok yani o kalabalığın içindeki yalnızlık hissiyatı felaket kötü. Neyse. Yorum kısmına bol bol yorum yapmanızı istiyorum dostlar. Bu konularla alakalı problemler falan yaşıyorsanız veya başka bir probleminiz varsa hepsini okuyacağım. Görüşmek üzere. Akşam film izleyeceğiz.